Geçmiş bin yılda kaplanların ana vatanına insanlığın tahribatı sonucu yıkım ve yok oluş etkilerini bu belgesel filmimizde tanık olacaksınız. Büyük kedilerin kaplanlar bölümü sürek avıyla ve besin zincirinin kırılmasıyla nesilleri yok edilmiştir. Bu belgesel filmimizde bizimle birlikte Antalya'nın el değmemiş benzersiz zibin sahasına sonbahar mevsimi renkleri eşliğinde Lapya kayalık sistemlerinin florasına, geofitlere yolculuğa çıkın, Doğu Ana'nın oyunlarına ve müzesine tanık olun. Sahanın bakir doğası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan sonbaharla birlikte doğada renk cümbüşünde meyve ağaçlarının aldığı sarımtırak renk kombinasyonları muhteşem görseller sunuyor. Antalya dağlık sisteminin iç kesiminde bakir doğası ve doğal güzellikleri kapsamında Maki Orman alt meşrelerinde de sonbahar renkleri capcanlıdır. Dağlık coğrafyada fauna ve flora zenginliği yüksek kesimlerindeki köylerde güz hüküm sürerken ağaçların sarı ve kırmızıya bezenen renkleri görsel şölen sunuyor. Mevsim dönüşümünün en iyi gözleneceği yerlerin başında gelen Zivin sahasında yol kenarındaki elma bahçeleriyle de rengarenk görsel şölenle birlikte yaşlı köylülerin de kış rahatlığı için sonbahar hazırlığı hızla devam ediyor. Göç eden yaylacılar da sonbaharla birlikte kışlık evlerine çoktan inmiştir. Doğanın tüm güzelliklerini açığa çıkartan sonbahar, içinde sakladığı tüm renkleri açığa vururken, yaylalarda da tam anlamıyla sessizlik hakim olmuş durumdadır. Sahanın yüksek kesimlerinde, Toros Sedir Ormanı'nın içinde yükselen yüzlerce sebana ağacı, oksijen dolu tertemiz gökyüzünü açığa çıkarır. Sonbahar mevsimi ile birlikte ağaçlarda oluşan renkler, Ovacık dağ eteklerinde muhteşem güzellikte kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Sonbaharın gelmesiyle doğada dönüşümler başlarken, Antalya'nın tüm doğa sistemi yumuşak güz mevsimi geçişiyle birçok bölgesinde oluşan eşsiz renk cümbüşleri tablo gibi görüntüler ortaya çıkarıyor. Doğadaki yeşil örtü, sonbahar mevsiminin kendisini iyiden iyiye göstermesiyle birlikte sarı, kırmızı, kızıl, kahverengi gibi eşsiz renklere bürünüyor. Doğanın dönüşümünün başlamasının ardından yerlere dökülen yapraklar muhteşem manzaralar sunarken, kış öncesinde adeta toprağa örtü oluyor. Sahada bulunan ağaçlık alanlarda renk cümbüşünün yaşandığı kızıl sonbaharda fotoğrafçıların çekim yapmak istediği yerlerin başında gelir. Antalya dağlık doğa sisteminde bir bölümü sararırken bir bölümü de güzel giden havalardan dolayı hala yeşilliğini koruyan ağaçlar doğaya doyumsuz bir seyir zevki katıyor. Sahanın Ovacık dağlarında güz renkleri göz kamaştırıyor. Antalya başta olmak üzere şehirler doğal parçaları olmadan eksiktir. Ancak görüntüde yerel yönetimlerin hiç de umurunda değil. Konyaaltı, maviliğin simgesi dünyaca ünlü sahilinden, sırtını yasladığı yeşilin her tonundaki bu sahanın da dahil olduğu Beydağlarına kadar muazzam doğal güzellikler sunar. Ovacık Zivin sahasında Kasım ayında kendini iyice hissettiren sonbahar, doğada doyumsuz güzellikte manzaralar sunarken, saha florasında da canlı renk değişimleri ve mevsimsel özellik ön plana çıkar. Her mevsim farklı güzelliklerin yaşandığı sahada, sarının tonlarına bürünen meyve ağaçları, kavak, söğüt ve meşeler güzel görüntü oluşturuyor. Kızıl sonbahar, Antalya karstik doğa sistemin renk paletidir. Dağların biraz Alplerin manzarası, biraz da altın renkli dağ etekleriyle vahşi bir doğanın habercisidir. Sonbaharı kızıldır. Saha çevresindeki ağaçların yaprakları dökülmeden önce sarıya değil daha çok kırmızıya ve kızıla dönerler. Dar patika yollarda yükseldikçe bir yandan gözünüz Akdeniz'in sonsuzluğuna takılır, bir yandan da doğanın eşsiz uyumuna hayran kalırsınız. Doğa tutkunlarının vazgeçemediği rotalardır yürüyüş yolları.
Dünyada bilinirliği her geçen gün artan ve tercih edilen yürüyüş parkurlarından biri Ligya yoludur. Zengin bitki örtüsünde kızılçam, karaçam, saplı sapsız saçlı meşeler, pırnal meşesi, kokar ağaç ve ardıç gibi ağaç türleri ile hayıt, sandal, koca yemiş, funda, çitlembik, yabani zeytin, akça kesme, mersin, menengiç, boyacı sumağı, muşmula, alıç, dağ muşmulası, böğürtlen, yabani gül, defne, tesbih ağacı, karaçalı, kör diken gibi maki florasının çalıları bulunuyor. Ağaçlar kışa hazırlandığında kırmızı, sarı, mor ve pembe, her sonbahar ormanlar renk cümbüşüyle doluyor. Mevsimin sonu geldiğinde ise ağaçlar ve çalılar tüm yapraklarını dökerek çırılçıplak kalıyor. Sebebini öğrenmek isteyebilirsiniz. Sadece yeşil yapraklar fotosentez yapabilir. Yapraklardaki yeşil pigmentlerin ismi klorofildir. Güneş ışığını emerek bitkilerin sudan ve karbondioksit gazından şeker üretmesini sağlıyor. Klorofil insan vücudu ile karşılaştırıldığında al yuvarlarımız gibi. Sonbahar geldiğinde günler hızla kısalır ve daha karanlık bir hale gelindiğinde ağaçlar da kış için hazırlanma zamanının geldiğini anlıyor. Kıymetli klorofillerini yavaş yavaş küçük moleküllere ayırıyor ve kış boyunca depolamak üzere gövdeleri ile köklerine gönderiyor. Çünkü klorofiller bir ağaç için atılmayacak kadar değerli. Artık göz alıcı kızıllar karşınızdadır. Yapraklar sadece klorofilin yeşil pigmentlerini değil, aynı zamanda kırmızı ve sarı pigmentleri de barındırıyor. Ancak ilkbahar ve yaz aylarında klorofilin baskın yeşil renginden dolayı bu renkleri göremiyoruz. Klorofil gittiği anda ise canlı kırmızı ve turuncu renklerin sonunda parıldama sırası geliyor. Renk paleti mevsimidir kızılgöz. Klorofillerin dışında karotenoid pigmentleri yapraklara altın ve turuncu rengini veriyor. Antosiyenin pigmentleri de kırmızı ve mor renklerin hamisi. Ancak bu renkleri sadece yeşilin yaprakları perdelemesi kalktığında görebiliyoruz. At kurtul dönemi başlıyor. Bir ağaç tüm klorofil stoğunu parçalayıp depoya kaldırdıktan sonra yapraklara ihtiyacı kalmıyor. Dolayısıyla artık kurtulması gerekiyor. Ağaç dalları ile yaprakları arasında bir katman oluşturarak su ve besin akışını kesiyor, yapraklar kuruyor ve yere düşüyor. Neden bu kadar israf diye sorulabilir. Yaprakların hücrelerinde bolca su bulunuyor. Eğer bu su kışın donar ve buz kristallerine dönüşürse yaprak zaten kendiliğinden düşecektir. Dolayısıyla bir ağaç için yaprakları kış boyunca saklamanın anlamı bulunmuyor. Kış tatiline ne demeli? Kış mevsimi ağaçlar için zaten çok soğuk. Su donduğu zaman ağaçlar fotosentez yapmak için yeterli sıvı suya kavuşamıyor. Bu durumda neden yaprakları tutsunlar ki? Çıplak bir şekilde yaprakları tekrar hayat bulana dek günlerin uzamasını ve havanın ısınmasını beklerken kış uykusuna yatıyorlar. Saha ormanları Türkiye'de sonbahar mevsiminin en renkli ve görkemli yaşandığı yerlerden birisi olarak biliniyor. Alan sınırları içerisinde bulunan ve bünyesinde bulundurduğu çok sayıdaki farklı ağaç türleri nedeniyle Ekim-Kasım ayında yükseklerde başlayan renk dönüşümü Kasım ayı boyunca alçak kesimlere kadar inerek misafirlerine renk cümbüşü eşliğinde büyüleyici manzaralar sunuyor. Ensete olarak bilinen kaya kovuğu orkidesi de sonbahar mevsiminin müdavimleri olan geofitleridir. Bu orkide cinsi bu sahanın tropik iklimine özgü monokarpik çiçekli bitkilerin bir cinsidir. Saha alanında bu vejetasyon tipi 560 ila 2050 metreler arasında bulunur. Bilindiği gibi Türkiye'de karstik sahalar da oldukça geniş yer kaplar. Bu alanlarda gelişen lapya ve dolin gibi karstik şekiller, toprak örtüsünün zayıfladığı kesimlerde bitkiler için önemli habitatlar meydana getirmektedir.
Bu vejetasyonu oluşturan türler genellikle lokal endemik türleri karakterize eder. Bu vejetasyon tipi konglomera kayaları ve kireç taşı kayaları üzerinde yoğunlaşmıştır. Antalya sap sahaları yeşil, sarı, kırmızı, kızıl ve mor renklere bürünerek rengarenk yapraklar yerleri, ağaç diplerini süslüyor. Saha alanı canlı ağaç müzesi konumunda olup, ladin, kayın, ceviz, kavak, orman gülü, yaban fındıkları, geniş yapraklı ağaçlar gibi çok sayıda ağaç çeşidi bulunan ve Türkiye'nin önemli karışık ormanlar grubunu teşkil eder. Saha ormanları derin bir vadi ve yüksek dağlar sisteminde olup, denizden yüksekliğe 1150 metreden 1600 metreye kadar olan bölgeyi kapsıyor. Anlık ışık konumuyla su damlacıklarının etrafa yağmur etkisi yapması sonucu enfes bir ambiyans oluşturmaktadır. Sonbaharda orman her zaman çok güzeldir. Bütün renkler iç içe. Coğrafyaya kırmızı, sarı ve yeşil tonları hakimdir. Yağmurlu zamanda yükseklerde oluşabilecek sis fotoğraflara mistik bir hava katar. Türkiye ülkesi bitkiler yönünden oldukça zengindir. Sahip olunan yaklaşık 12 bin bitki türünün üçte birine yakını endemik, Türkiye topraklarına özgü türlerdir. Ülkenin Antalya gibi bazı kesimleri zengin bir bütünün özeti niteliğindedir. Antalya, oldukça zengin floristik yapısında 800'ün üzerinde ülke endemiği bitki türüne ev sahipliği yapar. Bu türlerden yaklaşık 250 tanesi dünya üzerinde sadece Antalya ilinde yayılış gösteren lokal endemik türlerdir. Topografik ve iklimsel geçişin Antalya ilindeki en iyi örneklerinden biri Konyaaltı ilçesidir. Konyaaltı, kültür parkurları Ligya yolu kapsamında bölgede yayılış gösteren endemik türlerin çiçeklenme dönemi, habitat tipi, otsu odunsu bitki formu, çiçek rengi, aile kategorisi, geofitliği gibi özelliklerine göre mevsimsel farklılık gösterir. Çok sayıda bitki taksonu, Antalya sap sahalarını vejetasyon bilimi, vejetasyon ekolojisi veya bitki sosyolojisi bağlamında tanımlamak çok daha doğru olur. Bitki birliklerini veya bitki gruplarını ve bunların çevre ile olan ilişkilerini araştırmak bu bilim dalları ile mümkün olacaktır. Saha vejetasyonu, orman ve kaya sistemlerinin bütünleşik yapılanması ile benzersiz çeşitlilik sunar. Her mevsimde kaya geofitleri farklıdır. Yani aynı geofit veya kaya bitkisi her mevsim görülmez. Alan coğrafyasının bir kesimi üzerinde yaşama şartları birbirine benzeyen bitkiler, özellikle odunlu bitkiler bir arada toplanmıştır. Saha vejetasyonu, ağaç, çalı, yosun, mantar ve likenlerden oluşan orman örtüsü biçimindedir. Önemli bir bölümü ise sarp kayalar ve üzerinde yaşam adaptasyonu sağlayan geofitler, otsu ve kısmi odunsu bitkilerdir. Burada bataklıklarda büyüyen saz, kamış ve benzeri bitki gruplarından veya sudaki aklardan ya da çöllerde olduğu gibi seyrek dağılmış kaktüslere rastlanmazken, çıplak kayalar üzerinde kabuk şeklinde büyüyen likenler bulunmaktadır. Dolayısıyla bir bölgede bitkiler için yaşama şartları ne kadar çok ise, vejetasyon tipleri de o kadar değişik olur. Vejetasyon yaşama şartları birbirine benzeyen bitki fertlerinin bir araya gelmesi ve bu fertler arasındaki karşılıklı ilişkilerden doğar. Vejetasyon bütün organizmalar gibi sadece gelişme göstermez. Aynı zamanda strüktürel bir yapıya sahiptir. Türkiye gibi büyük bir ülkenin vejetasyonu ülke sathında bir baştan öbür başa aynı değildir. İklime bağlı olarak orman, maki, otsu, holofil olarak tanımlanan tuzcu gibi doğal birimler halinde farklılaşmıştır ve her birimin yapısı veya floristik kompozisyonu da birbirinden farklıdır. Bu büyük vejetasyon birimlerinin her birine bir bitki formasyonu veya vejetasyon tipi de denir. Fakat hiçbir formasyon kendi içinde bile aynı yapıda değildir. Formasyonun çeşitli kısımlarında iklim ve toprak farklı olduğu için vejetasyonda da farklılık meydana gelir.
Biyoçeşitlilik açısından değerli ve hassas ekosistemleri barındıran alpin alanlar, sahip oldukları farklı habitatlarla doğal peyzajın eşsiz öğelerini oluşturmaktadırlar. Bunlardan biri de kayalık habitatlardır. Alpin ve kayalık habitatlarda yaşayan birçok bitki türü, özellikle estetik özellikleriyle dikkat çekmiş ve zaman içerisinde insanların talepleri doğrultusunda bitkisel tasarımlara katılmaya başlamıştır. Kayalık habitatların çeşitli ve farklı ölçeklerde izlenebildiği biyoçeşitlilik açısından değerli ve hassas ekosistemleri barındıran alpin alanlar, aynı zamanda sahip oldukları farklı habitatlarla doğal peyzajın eşsiz elemanlarından birini oluşturmaktadır. Alpin ekosistemlerdeki biyoçeşitlilik, insan aktivitelerinin yaygın baskısı nedeniyle günümüzde büyük bir tehdit altındadır. Örneğin karbondioksit artışıyla birlikte gelişen küresel ısınma, alpin türlerin yüksek kesimlere göç etmesine neden olmaktadır. Bu durum ileriki yıllarda taksonların gittikçe daralan alpin zonlarda ve dağların yüksek kesimlerinde kendilerine yaşam alanı bulmaya çalışacakları sonucunu doğurmaktadır. Alpin ve dağlık alanlarda biyoçeşitlilik ve floristik çeşitlilik açısından dikkat çeken habitatlardan biri de kayalık habitatlardır. Bu alanlarda jeoloji, yükseklik, iklim ve konum nedeniyle gelişen koşullara göre her biri benzersiz olan kayalıklar ortaya çıkmaktadır. Kayalık alanlar genellikle çok eğimli, yüzeysel akışın hızlı olduğu, erozyon gibi çevresel baskıların hissedildiği, mikro ölçekte bakı farklılıklarına sahip özel habitatlardır. Bu nedenle kayalık habitatlar izole kalmış birçok bitki ve hayvan topluluklarına ev sahipliği yapmaktadır. Alpin alanlar ve kayalık habitatlarda yaşayan birçok bitki türü özellikle estetik özellikleriyle insanların dikkatini çekmektedir. Bu nedenle birçok alpin bitki zaman içerisinde insanların talepleri doğrultusunda peyzaj çalışmalarında yer bulmaya ve bitkisel tasarımlara katılmaya başlamıştır. Türkiye coğrafi konumu nedeniyle biyoçeşitliliğe çok önemli katkıda bulunan alpin ve dağlık alanlar bakımından zengin sayılmaktadır. Örneğin Türkiye'nin 144 önemli bitki alanından 60 tanesi yaklaşık %42'si dağlık alanlardır. Alpin kayalık habitatlardaki doğal bitki taksonlarının bitkisel tasarımlardaki fonksiyonları bakımından değerlendirilmesi bağlamında, alpin kayalık alanlarda tespit edilen bazı taksonlar da bu bağlamda değerlendirilebilir. Alpin bitkilerin zorlu çevresel koşullara adapte olabilmeleri sayesinde kendi bölgelerinde yaşamlarını sürdürülebiliyor olmaları, fiziksel olarak çevresel koşulların daha iyi olduğu alanlarda yaşamayacakları anlamına gelmemektedir. Aksi halde bu bitkileri günümüzde kültür bitkileri süs bitkisi olarak yakın çevremizde kullanamazdık. Alpin kayalık habitatların oldukça sınırlı ve küçük ölçekli alanlar olmasına rağmen floristik çeşitlilik bakımından zengindir. Özellikle estetik değeri yüksek ve fonksiyonel bakımdan kullanışlı olabilecekleri birçok yıllık bitki taksonu bulunuyor. Dağlık alanlarda dolin tabanlarına yerleşen meşe toplulukları ya da daha çok kireç taşlarının diatlas sistemlerine ve lapyaların içine yerleşip buralarda tutunan kaya koruğu örneklerinde olduğu gibi çok sayıda bitki türü için bu karstik şekiller yaşam alanı olarak önem taşımaktadır. Kaya vejetasyonu kapsamında sahada dam koruğu giller ve kaya koruğu giller bu sap kaya çatlaklarında muhteşem bir adaptasyon geçirmiş ve yaşam olanağı bulmuştur. Kaya koruğu ailesi olarak da bilinen familia, sulu yapraklar ve asit metabolizması olarak bilinen eşsiz bir fotosentez şekliyle karakterize edilen çeşitli dikotiledon çiçekli bitki ailesidir. Çiçekler genellikle 5 çiçek parçasına sahiptir. Bu vejetasyonun farklı mevsim zamanlarında kireç taşı kayaları üzerindeki bulunan türleri ise karanfilgiller, sarı göbek otu, yaz kötürüm, ala kötürüm, ölmez çiçek, altın otu, sarı çiçektir. Ayrıca kuş yüreği, sarı başak otu, keçi geveni, düğün çiçeği, benli eğrelti,
çemen otu, dam koruğu, çayır akçe çiçeği, kaz teresi, ballı babagiller, sümbül çayı, gevşek boynuz otu, kaya mavişi, yayla kekiği, bozca boğumdur. Burada doğa müzesinde çok çeşitlilik var. Ortak faydada türlerin yaşam döngüsünde birinin dışkısı diğerine yaşama şansı verir. Dağ keçisi dışkısı bok böcekleri için bulunmaz bir hazine değerindedir. Hayvan dışkısı çevre korumada önemli rol oynayabilir. Genetiksel araştırmalarla, dışkı analizleri yardımıyla yöresel yabanıl yaşamın net bilgileri elde edilebilir. Üzerinde çekim yaptığımız kayalık sisteme dağ keçileri de konuk oluyorlar. Ancak avcıların ayak izlerine bakıldığında hala yasa dışı avlandıkları anlaşılmaktadır. Taze kurumuş parlak sarı gümüşü renkli dışkının varlığı bu yaban hayvanlarının bölgede yaşadıklarını kanıtlıyor. Sonbahar mevsiminde bulunmayan ancak diğer mevsimlerde farklı zamanlarda boy gösteren sağ vejetasyonun konglomera kayaları üzerindeki bulunan türleri, sütleyengiller, mayasıl otu, sancı otu, kısa mahmut, kunduz otu, çan çiçeği, beş parmak otu, kantarongiller, çoban dikeni, ala kötürüm, ölmez çiçek, misk otu, benli eğrelti, dam koruğu, kırk kaside veya benekli kaside, bodur gülüdür. Saha orman vejetasyonu gür ve canlıdır. Saf meşçere tiplerinde floristik bileşim saf kızılçamları ağırlıklı yerini koruyor. Floristik bileşim alanındaki meşçere 160 ila 1100 metreler arasında yayılış gösteriyor. Saha alanında saf, boylu ve iyi kapalılıktaki kızılçam meşçereleri derin topraklarda yetişmektedir. Çap ve boy bakımından en yüksek değere ise 600 ila 800 rakımlar arasında ulaşmaktadır. Bu meşçerenin çalı katında bulunan türler, akça kesme grubu, çilek ağacı, güzün renklenen duman ağacı, kermes meşesi, mersin bitki türleri, sakız ağacı, tüylü laden otu bulunuyor. Bu meşçerenin ot katında bulunan türleri ise geniş haç otu, ayı kulağı, teke zarifesi, sinek kıran, bozlan otu, emzik otu, gıvışkan otu, yaban güneş otu, yılan yoncası, kuşkonmazgiller, tüylü kısa mahmut, meyan kökü, turpgiller, boğumlu çay, kaya kekiği mevsime bağlı görülmektedir. Kaya vejetasyonu 560 ila 2050 metre yükselti basamakları arasında bulunur. Saha alanında konglomera ve kireç taşı kayalıkları oldukça geniş bir yayılışa sahiptir. Bu kayaçların üzerindeki bitki taksonları genelde lokal endemik türleri içerir. Maki vejetasyonunda makiler Akdeniz bölgesindeki iklim şartlarına ve yetişme ortamına uyum sağlamış, sert yapraklı, sık dallı herdem yeşil, 2 metre veya daha boylu çalılardan oluşan bitki topluluğu halindedir. Makinin yetişme ortamı sığ ve kurak uç yetişme ortamlarında bulunur. Maki, Akdeniz ikliminden kaynaklanan klimatik klimaks yapısındadır. İklimden kaynaklanan bu doğal klimaks bitki örtüsü aynı zamanda primer maki grubudur. Bazı alanlarda maki, antropojen etmenlerden dolayı orman vejetasyonunda bozulmalar sonucu oluşan sekonder klimaks yapısında da bulunabilir. Orman vejetasyonunun tahribi sonucu oluşan maki örtüsü sekonder maki konumundadır. Sekonder maki sığ ve kurak yetişme ortamında bulunur. Kotu, yetişme ortamı koşullarında bulunan sekonder maki alanlarında alanın eski haldeki vejetasyon yapısına dönüşmesi, antropojen etkinin ortadan kalkmasından sonra öncü bitkilerin oluşturduğu ön ormanla başlar. Akdeniz bölgesindeki büyük alan bozulmaları bu şekildeki antropojen etkiler sonucunda oluşmuş, yer yer ön ormanlar gelişmiştir.
Sahanın da dahil olduğu Toroslar üzerindeki karstik sahalar ile Permiyen kalkerleri üzerinde gelişen topluluklar bu konudaki güzel örnekler arasındadır. Sahada yaygın olan jiflerde gelişen bazı bitki türleri de bu saha çevresinde karstik alanlarda diaklas sistemlerine ya da lapya içlerine yerleşen mevsimsel yaşamlı kaya koruğu familyalarıdır. Miyosen kalkerlerinin diaklas sistemlerine ve lapyaların içine yerleşip buralarda tutunan çok sayıda bitki türü için karstik şekiller yaşam alanı olarak önem taşımaktadır. Türkiye'nin geçirdiği çevresel değişimlerin, özellikle kuaternerdeki iklim değişimlerinin bitki toplulukları üzerindeki etkileri de çok önemli olmuştur. İklim değişiklikleri nedeniyle bugün sadece Anadolu'nun güney kesimlerinde bazı vadi işlerinde yaşam alanı bulan günlük ağacı örneklerinde de olduğu gibi bazı bitkilerin yayılış alanları daralmış ya da mamut ağacı gibi bazılarının ise yayılış alanları tamamen ortadan kalkmıştır. Anadolu'nun bazı alanlarında karbon devri florasının izlerini de görmek mümkündür. Çeşitli at kuyruğu ya da kibrit otu türleri güncel bitki toplulukları içinde yaşamlarını sürdürmektedir. Dağlık sahaların yüksek kesimlerinde glasyal izler taşıyan vadiler ya da depresyonlarda daha önceleri geniş yayılış alanı bulan bazı bitkilerin sığınma alanı olmuştur. Saha çevrelerinde ise alçak, dağ step vejetasyon katına rastlanır. Bu vejetasyon tipinde arazi meyilli, toprak sert yapıda ve taşlık alanlar bulunmaktadır. Antalya Ovacık Zivin sahası ve çevresi gerek doğal güzelliği gerekse de geofit bitki çeşitliliği bakımından geofit cennetidir. Türkiye endemik tür zenginliği açısından oldukça önemli bir konumda bulunmaktadır. Kemerin olayım, dola beni her yeri.